netice itibariyle devletimizin yaklaşık 10 kalemde bir takım indirimleri, muafiyetleri, kolaylıkları vesaire var. Bunları tabii hepimizin tek tek aklımızda tutması çok da mümkün değil. Ama gerek sanayicilerimiz olarak, gerek organize sanayi bölgeleri olarak, kaymakamlarımız da burada, her biri bir organize sanayinin yönetim kurulunda görev yapıyorlar. Burada sanayicilerimiz var, diğer yönetim kurullarında görev yapan arkadaşlarımız var. Bütün bunları düşündüğümüzde, bunları zaten broşürleri de hazırlandı. Bu broşürler zaten sizlere de verilecek, her zaman temin etmeniz de mümkün. Sanayi ticaret odalarında ya da borsalarda, borsa başkanlıklarında da bunları temin etmeniz mümkün. Zaten sizlerin muhasebecileri, yeminli mali müşavirleri veya müşavirleri bu konuları zaten biliyor. Olmazsa bizim SGK'mız mutlaka bu konuyla ilgili sizlere yardımda bulunacak açıklamalar mutlaka yapacaklardır. Kolaylıklardan faydalanmanız için bütün enstrümanları ortaya koyabileceklerdir. O yüzden bunu biraz da yapmaya niyetlendikten sonra ortaya koymak lazım. Ya ben tamam alıyorum buradan, işte bir tane kadın alıyorum. Burada bugün bunu aldığım zaman bunun şartlarında benim kazancım ne olacak? Ya da hangi şartlarda bana kolaylık sağlanıyor? Buna söylediğinizde zaten anında arkadaşlarımız çıkartıyorlar. Ne bileyim işte engelli alırsam ne olur? Genç alırsam ne olur? Bu ne zaman başlıyor? 1 Şubat'ta başlıyordu herhalde. Ondan sonra ne kadar süreyle benim bunu devam ettirmem lazım ki bunlardan faydalanmış olayım diye. Bunların hepsinin süreleri var. Çok böyle çekimli şeyler değil. Belki biraz arkadaşımız anlatırken sizlerin değerli vakitlerini çok fazla almamak bakımından biraz hızlı belki anlattı ama broşürlerimiz elimizde. Zaten elektronik ortamda da bu bilgilere ulaşmak da mümkün. Bununla da bundan yana da bir sıkıntı olmayacaktır mutlaka. Ama önemli olan şu, dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylüyoruz. Hepimiz bu geminin yolcularıyız. Hepimiz bu devletin vatandaşlarıyız. Sizlerle birlikte yapılacak olan her türlü gelişmeden herkes faydalanacak. Yani sizler bu devletin ordularından bir tanesisiniz. Siz de ekonomik ordusunuz. Öyle görün kendinizi. Bu ordunun mensupları olarak görün kendinizi. Ve burada neler yapabiliriz diye herkes kendisini zaten değerlendirebilir. Kaç tane artı istihdam sağlayabiliriz buna bakabiliriz. Bunları sağlamamız mümkün. Zaten dediğim gibi devletimiz pek çok konuda gerek yardım bulunuyor, gerek alması gerekeni almıyor, gerekse sizin yatırmanız gerekeni kendisi yatırıyor vesaire. Burada pek çok şeyimiz var, enstrümanımız var. Bunlardan sizler de faydalanabilirsiniz ama birkaç aileyi daha mutlu etmek emin olun sizlerin elinde. Birkaç insanın daha çocuğuna ekmek götürüyor olabilmek, ben de işe gidiyorum diye sabahtan mutlu bir şekilde evinden gitmesini temin etmek sizlerin elinde. Biz sizlerden bunları bekliyoruz. Zaten sizin de kalbinizin buna uygun olarak çarptığına inanıyoruz. Hepinize ben hem saygılar sunuyorum hem de başarılı, bereketli bir iş hayatı temenni ediyorum. Hepiniz sağ olun, teşekkür ederim.